İyi akşamlar. Sesim geliyordur umarım herkese. Evet, geliyor. Bana geliyor. Tamam. Tamam, o zaman herkese ulaşıyordur muhtemelen. Katılımcılarımız sanırım gelmeye devam ediyorlar. Ben ufak bir girişle başlayayım. Hoş geldiniz tekrar hepiniz. İyi akşamlar herkese. Türkiye Tiyatro Vakfı'nın düzenlediği tiyatroda tarih konuşmalarının ikincisini gerçekleştiriyoruz bu akşam. Direkler Arası'nın tiyatro belleği üzerine Kerem Karaboğan'ın yaptığı geçen haftalarda konuşma bu hafta YouTube hesabına yüklenmiş olacak. Türkiye Tiyatro Vakfı'nın YouTube hesabına girerseniz eğer kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyenler varsa oradan takip edebilirler. Bu akşam ise sevgili Boğuz Çalgıcıoğlu bize İstanbul'un Batı tiyatrosuyla nasıl tanıştığını, Hovhannes Kasparyan, özellikle Hagop Vartovyan, yani bir diğer ismiyle Güllü Agop ve tabii Gedikpaşa tiyatrosu bağlamında aktaracak. Bir önceki konuşmada Direkler Arası'nı kapsamlı bir biçimde dinlemiştik, Direkler Arası'nın hikayesini. Bu konuşmada da aslında bu hikayenin başlangıcına bir anlamda gideceğiz hep birlikte. Sözü kendisine vermeden ben kısaca Boğuz Çalgıcıoğlu'nu tanıtmak istiyorum size. Feriköy Meram İçiyan Ortaokulu ve Getrona Garnisesi'ni bitirdikten sonra 1974 yılında Güzel Sanatlar Akademisi Tekstil Bölümünden mezun oldu kendisi. Küçük yaşlardan itibaren tiyatroyla kurduğu yakın ilişki dernek tiyatrolarında Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu ekibinde üstlendiği yönetmen, oyuncu, teknik danışman gibi görevlerle günümüze kadar devam etmekte. 1990 yılında Osmanlı-Ermeni tiyatro tarihi üzerine yaptığı çalışma sonradan gelen çalışmalar için önemli bir kaynak oluşturdu. Kendisinin ayrıca Şarasa'nın Osmanlı-Ermeni sahnesi ve çalışanları, Levon Zekiya'nın Venedik'ten İstanbul'a Modern Ermeni Tiyatrosu'nun ilk adımları kitaplarının ve Hagop Baronya'nın Şark Dişçisi oyununun çevirileriyle de tanıyoruz. Ayrı Kültür Sanat Dergisi Paros'ta 6 yıldır Türkiye tiyatro tarihi üzerine yazılarını sürdürüyor kendisi. Bu arada bir taraftan da büyük gayretlerle ve adeta bir arkeolog titizliğiyle sürdürdüğü keşif çalışmaları da var Boğuz Bey'in. Umarım vaktimiz olur ve konuşmanın sonunda bir parça bahsedebilir kendisi de bundan. 2011 yılında Güllü Agop'un, 2019 yılında da Afife Jale'nin kayıp mezarlarını buldu kendisi ve korunmaları için de büyük gayret gösterdi. Ve Türkiye Tiyatro Vakfı'nın da kurucuları arasında sevgili Boğuz Çalgıcıoğlu. Çok kısa bir teknik bilgilendirme yapıp hemen sözü kendisine vereceğim. Konuşmada kayıt alındığını tekrar hatırlatmak isterim. Biz otomatik olarak yapıyoruz ama herkes mikrofonunun kapalı olduğundan emin olursa sevinirim. Sorularınızı konuşma esnasında aşağıdaki chat bölümünden yazabilirsiniz. Konuşmanın sonunda ben Boğuz Bey'e ileteceğim ve olabildiğince hepsini yanıtlamaya çalışacağız. Şimdilik böyle. Boğuz Bey, buyurun, sizi dinliyoruz. Evet. Merhabalar. Ekranda Güllü Agop mu var şimdi? Evet. Ha, yani ben yokum ekranda, değil mi? Yok, ben siz de varsınız. Siz de varsınız. Ben de var. Ha, ben görmüyorum. Ha. Neyse. Şimdi nerede başlasak? Efendim, Türkiye'de tiyatronun, özellikle batılı anlamdaki tiyatronun başlangıcını anlatırken Ermenileri göz ardı etmek mümkün değil. Yani Ermeniler olmadan Türkiye'de batı anlamında tiyatroda başlayamazdı, oluşamazdı, gelişemezdi ve günümüze de gelemezdi diyorum ben. Fakat özellikle Cumhuriyet sonrası tiyatro tarihi araştırmacıları bu konuyu anlatırlarken hep Türk tiyatrosu diye başlarlar söze. Aslında benim de karşı olduğum bir terim bu. Türk tiyatrosu değil, Türkiye tiyatrosu dememiz gerekiyor. Ve bu tiyatro yazarlar, tiyatro araştırmacıları genelde Ermenilerin tiyatroda başlattığını kabul ederler ama özellikle de Muhsin Ertuğrul, yani 1914 sonrası üzerinde yoğunlaşırlar. Ve Ermenilerle ilgili
Ermenilerin sanatlarıyla ilgili bütün yazılarında da muhakkak bir köşesinde bazen aşırı milliyetçi, bazen çok az da olsa yine milliyetçi duygularla Ermenilerin çok iyi sanatçılar olduğunu kabul ederler ama işte ne kadar özgür bir ortamda yaşıyorlar, sanatlarını icra edebilmek için ne kadar güzel fırsatlar buluyorlar, aferin bize diye de bir ders çıkarmak mümkündür bu kitapların, bu yazıların içinde. Her neyse, bu girizgahı böylece yapıp ben şimdi sizlere Türkiye'deki batılı anlamındaki tiyatronun başlangıcından biraz bahsetmek istiyorum. Efendim bu 19. yüzyılın başlarında oluşan bir kavram zaten batılı anlamda tiyatro. O yıllarda genelde Türkiye'de eğlence yani seyirlik şeyler panayırlarda, sirklerde falan oluyordu. Ve bu panayırlarda, sirklerde olan gösterilerde işte bilirsiniz yani bizim de zaman zaman gördüğümüz işte sirk gösterileri halindeydi. Bu sirk gösterileri de işte kuvvet gösterileri, cambazlıklar, tek tük ufak tefek taklitler falan filan şeklindeydi. Köyler arasında yarışmalar olurdu. Meddahlar vardı. Bu meddahlar köyden köye dolaşıp şeylerini duydukları bir takım olayları köyden köye naklederlerdi. Bunlar bu arada burada olurken bu sırada da Venedik'te Saint Lazare Adası'nda Türkiye'den Saint Lazare Adası'ndaki Murat Rafaelyan Manastırı'na giden bir takım Katolik Ermeni gençler burada tiyatronun ilk adımlarıyla karşılaşmaya başlamışlardı. Yani 1800'lü yılların başları. Şimdi Türkiye'deki tiyatroyu anlatmadan önce bu Venedik'ten de bir parça bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü Türkiye'deki halkın anlayabileceği batılı tiyatroyu Türkiye'ye getiren bu Venedik Murat Rafaelyan'a tahsile giden öğrenciler olmuştur. Şöyle ki bu öğrenciler oraya gittiklerinde Venedik'te Saint Lazare Manastırı'nda ilk tiyatro oyunları yapılmaya başlanmıştı zaten. Ve de hazırlık sınıfı öğrencileri bu oyunlara oyuncu olarak katılıyorlardı. Ama bu oyunlar genelde İncil'den alınan veya Ermeni halk kahramanlıklarından alınan ve de klasik Ermenice ile yani bizim krapar dediğimiz klasik Ermenice ile sahnelenen oyunlardı Venedik'te. Bunlarla ilgili ilk bilgiler 1730 tarihine kadar yani 18. yüzyıla kadar iner. 1730 tarihinde klasik Ermenice ile bir takım oyunlar Saint Lazare'da oynanıyor ama bu oyunların metni elimize geçmiyor. Burada ayrıca da bütün bu İstanbul'dan giden öğrenciler Ermenice harfleriyle orada Türkçe metinler hazırlıyorlar ve bunları oynuyorlar. Elimize geçen ilk Ermenice harfli Türkçe metin de 1790 yılına dayanıyor. 1883 yılında Venedik'te çok büyük bir yangın çıkıyor. Kütüphane neredeyse tamamen yanıyor ve bu kitapların içinden bu Ermenice harfli Türkçe metinlerin içinden sadece 20-25 tanesi günümüze kadar ulaşabiliyor. Bunlar içinde İstanbul'daki halkın günlük yaşamıyla ilgili, oradaki bu çok kültürlü toplumla ilgili bir takım oyunlar, halkı ilgilendiren bir takım oyunlar yapılıyor. Bu oyunlardaki karakterler genelde işte o devirde İstanbul'da yaşayan Ermeniler, Rumlar, Yahudiler falan gibi. Örneğin Hasan Kadı ve Yahudi Avram diye bir oyun var. Yahudi Tellal ve Mehmet Çelebi diye bir oyun var. Bekri Mustafa'nın karakteri diye bir oyun var. Bu oyunlar hep Ermenice harfli olarak yazılmış ve oyun içindeki kahramanlar
kendi şivelerine göre, yani Türkçeyi kendi kullandıkları şekle göre yazıya geçirilmiş halidir. İşte bu insanlar, ki bunların içinden işte Srabyon Hekimyan, İlyas Çayan, şimdi bu Ermeni isimleri aslında genelde çok zor telaffuz edilen isimler olarak kabul edilir. Ama ben bu isimleri böylece bir sıralamak zorunda hissediyorum kendimi. Aklınızda kalmayacak biliyorum. Ama yine de. Gerçi Engelbert Humperdinck aklınızda kalıyor ama her neyse geçiyorum. Srabyon Hekimyan, Srabyon Tığlıyan, İlyas Çayyan, Mıgırdiç Beşiktaşlıyan gibi bir takım insanlar, bir takım öğrenciler mezuniyetlerinden sonra, yani 1840'lı 50'li yılların başlarında İstanbul'a döndüklerinde bir takım, o zaman İstanbul Ermenilerinin büyük malikaneleri varmış. Bu malikanelerde oyunlar düzenlemeye başlıyorlar. Yine bu İncil'den alınan konuları işliyorlar burada. Mesela Kuruçeşme'de Düzyan Efendi'nin yalısında oyunlar yapılıyor. Kuzguncuk'ta, Üsküdar'da Boğaz Odyan Efendi'nin evinde yapılıyor. Hasköy'de, Ortaköy'de oyunlar yapılıyor ve burada bu klasik Ermenice oyunların dışında Racine, Molière ve Voltaire'den de bir takım oyunlar sahneleniyor. Ama bu oyunların ve bu oyunlar özellikle Ortaköy'de çok büyük bir seyirci topluyor. Ama bütün bunlar, gerçi o zamanki evler bayağı şimdiki küçük tiyatro salonları kadar salonları olan evler, ama yine de halk büyük ilgi gösterince bu sefer birleşmeler oluyor. Özellikle Ortaköy'de Ortaköy Tiyatro Sevenler Derneği diye bir dernek kuruluyor. Ve bu dernekte hem Katolik okulunun öğrencileri hem o devrede Kumkapı'da bulunan Gregorian okulunun öğrencileri birleşiyorlar ve Ortaköy Sanatseverler Derneği'ni kuruyorlar. Ve benim okuduğum Ermenice kaynaklara göre o zaman ilk telif eser olarak kabul edilen telif eser Thomas Berends diye bir adamın, bir yazarın Aldatılan Eynli diye bir eseri. Bu Aldatılan Eynli. Hatta bununla ilgili de böyle çok komik bir anekdot var. Eynliler aslında çok zeki olurlarmış, Erzincan'ın Eynlileri. Ve bu oyun Aldatılan Eynli adı ile sahneleneceği ilan edilince bütün Eynliler İstanbul'a akın etmişler ki kimdir bu Eynli'yi aldatan, bir görelim diye. Ve oyun full gitmiş yani. Ve o devirde bir tiyatro binası yapma ihtiyacı vuku bulmuş ve bir tiyatro binası yapılmış Hasköy'de. Altunduru Arakel kardeşler bir tiyatro binası yapmış. Bunun tarihi 1859. Şimdi bunu burada durduruyorum ve o sırada İstanbul'da asıl Pera'da, şurada burada, yani büyük halkın, büyük toplumun takip ettiği mekanlarda neler oluyor'a bakıyorum. Yurt dışından davet edilen bir takım yabancı topluluklar İstanbul'a geliyorlar. Evet, ve o zaman işte 1830'larda inşa edildiği varsayılan Beyoğlu'ndaki, şimdiki Elhamra pasajının olduğu yerdeki Fransız tiyatrosunda oyunlar yapıyorlar. Mesela Lucrece Borgia oynanıyor ama İtalyanca. Bu arada da Naum Efendi, Naum da Mikhail Naum adında bir Lübnanlı tütün tüccarı bu adam. Bakıyor ki bu işte iş var. Yani insanlar gitmek istiyorlar ama ya saraya gitmeleri gerekiyor. Ayrıca da Levantenler veya yüksek rütbeli saray erkanı veya konsolosluk mensupları ancak bunları takip edebiliyor. Çünkü dil farklı. Ayrıca da yani çok şimdiki tabirle sosyetik görüntülü yerler olduğu için halk buralara pek gidemiyor. Onun için şimdiki Çiçek Pasajı'nın olduğu yerde eskiden bir Bosco Tiyatrosu diye bir tiyatro varmış. Bu tiyatroda da aslında bu da bir tür sirk. Burada da bir takım şeyler yapılıyor. Kuvvet gösterileri falan
bir şeyle. Burayı kiralıyor ve burayı tiyatro haline getiriyor. Satın alıyor ve tiyatro haline getiriyor. Hatta birkaç kere de yangında kül oluyor, tekrar yaptırıyor falan filan. Bu arada da T1839 yılından beri İstanbul'u sık sık ziyaret eden bir önemli cambazhane topluluğu var. Louis Sullier, Sullier Sirki denilen bir grup. Bu 2. Mahmut zamanından beri İstanbul'a sık sık gidip gelen bir ekip, bir aile sirki bu. Bu aile sirki ilk işte 1839'dan falan sanıyorum geliyor. Zaman içinde gidiyorlar, tekrar geliyorlar falan ve padişah bunlara Taksim Talimhane'de, yani Elmadağ Harbiye falan gibi bir civarda, oralarda bir ahşap sirk binası yaptırıyor. Bir süre orada bu Sulye faaliyetlerine devam ediyor. İşte bu arada asıl konumuza, konumuzun başrollerinden olan Hovhannes Kasparyan adında bir zat-ı muhterem Sulye sirkine amatör olarak giriyor. Yani stajyer olarak giriyor. Sulye de bunu hemen kabul ediyor. Çünkü para vermeyecek ayrıca da. Bir iki arkadaşıyla birlikte burada bir takım kuvvet gösterilerine falan giriyor. Fakat o kadar başarılı oluyor ki iki kişilik pandomimalar veya külüvat gibi diyebileceğimiz ufak tefek oyunlar da sahnelemeye başlıyorlar Sulye sirkinde. Ve Hovhannes Kasparyan bakıyor ki bu iş tutuyor ve 1846 yılında Aramyan Tiyatrosu'nu kuruyor. Yani kendi adına Aramyan Tiyatrosu'nu kuruyor. Yani kendisinin patronu olduğu bir tiyatro bu. Ve burada bu tiyatroda faaliyetlerine devam ediyor. Bu sefer rakip firma oluyorlar Sulye ile. Hatta Sulye bu tarihlerde yavaş yavaş piyasadan da silinmeye başlıyor. Ve Hovhannes Kasparyan gittikçe ön plana çıkıyor. Bu arada 1863 yılında padişah Sulye ile araları o kadar iyi ki, bu sülale ile araları o kadar iyi ki, şeydeki Taksim'deki tiyatro binasının küçük geldiğini kabul ederek, varsayarak Gedikpaşa'da bir çok büyük bir çadır tiyatrosu kuruyoruz. Asıl işte Sulye Sirki denilen ve biraz sonra bahsedeceğimiz Güllü Agop'un Tiyatroyu Osmanisi'ne amblem olarak kabul ettiği o yapıyı, çadırı kurduruyor. Ve gösteriler orada devam ediyor. Daha sonra 1866'da şeyin dediğim gibi Hovhannes Kasparyan'ın işleri çok iyi gidince Sulye yavaş yavaş gerilemeye başlıyor ve Razi diye bir dans topluluğu getiriyor oraya. Bu Razi dans topluluğu aslında bir Fransız-İtalyan karışımı, revü topluluğu. Daha çok seyirci toparlayabilmek için, ama çok başarılı olamıyor. Ve bu arada işte bu 1866-67 tarihlerinde, bu arada Kasparyan, Hovhannes Kasparyan Tiflis'ten davet alıyor. Tiflis'e gidiyor. Bu 1846 ile 1866 arasındaki devrede Tiflis'te çok büyük bir tiyatro kuruyor. 1000 kişilik Tiflis'te. Ondan sonra tekrar İstanbul'a geliyor. Ve İstanbul'da durumun karışık olduğunu görünce tiyatro adına, bu sefer Sulye Sirkini kiralıyor. Bakıyor hazır orada öyle bir yapı var, orayı kiralıyor ve çadırın büyük bir bölümünü ahşap haline getiriyor. Ahşap haline getiriyor ve orada gösterilerine devam ediyor. Bunu da burada böyle paketleyip bırakalım. Şimdi gelelim Güllü Agop'a. Güllü Agop asıl adıyla, ki daha sonra bunun bayağı bir konusu olacak. Asıl adı Yakup Güllüyan. Soyadı Vartovyan. Dedik ya, Agop Vartovyan. Vart Ermenice gül anlamında. Ve adamın asıl adı aslında
bu Karnik Stepanya'nın yazdığı yazılara göre asıl adı Yakup. Zaten Yakup. Ve daha sonra Yakup Mehmet Efendi oluyor ya ihtida olunca, asıl adına dönüyor yani. Mehmet ekleniyor tabii, o da ayrı. Yakup Güllüyan. Şimdi Ermeniler de aslında bu Güllü Agop'un, Agop Vartovyan'ın sonradan iktida ettiğinden dolayı pek sevmezler. Yani Hristiyanlığı bırakıp Müslüman olduğu için. Ama işte ben burada zaten onun avukatlığını yapacak da değilim aslında, ama o kadar da suçlu olmadığını kanıtlamaya çalışacağım Hristiyanlıktan Müslümanlığa döndüğünde. O zamanki tiyatrocular genelde sahneye çıktıklarında zaten isim değiştirirlermiş. Farklı bir isimle sahneye çıkarlarmış. Çünkü onlara oyuncu deniyor ve hiçbir şekilde gerçi halk tarafından seviliyorlar ama devlet katında hiç değerleri yok. Onun için isim değiştiriyorlar bu adamlar. Bu Güllü Agop Efendi, yani Vartov'u Vartov demek, Güllü demek, Güllü. Bunu Agop Vartovyan haline getiriyor, Güllü'yü Vartovyan haline getiriyor. Ve ilk başta o da Naum Tiyatrosu'nda, daha sonra Şark Tiyatrosu'nda bir takım oyunlara çıkıyor. Bir takım klasiklerde hem Ermenice hem Türkçe oynuyor. Ve bu arada şunu da söyleyeyim. Hani biraz önce Altunduru Arakel Efendi Hasköy'de tiyatro binası yaptırdı ya, işte o zaman her şey tekele bağlıydı. Ve Naum, ki tiyatro yaptırdı Çiçek Pasajı'nın orada, padişahtan 15 yıllık tekel oluyor. Her şey o devirde tekelle yapılırdı. Yani tekel şimdiki anlamda böyle monopolini almış falan gibi böyle kötü anlamda kullanılan bir kelime değil. Herkes öyle yapıyormuş. Tütün tekeli de bu adamdaymış. Tiyatro tekelini de almış. Ve tiyatro tekeli onda olduğu için 1859'da yapılan bu Hasköy'deki binayı yıktırmış. Yani o tekelde ne var? Benden başka kimse tiyatro yapamaz, tiyatro binası kuramaz, tiyatro oyunu oynayamaz. Ve o bina yıkılıyor. İşte ondan sonra zaten biraz önce saydığım o isimler, hani şeyden, Venedik'ten gelmişlerdi ya, bu Sırabyon Hekimyan önderliğinde Pera'ya çıkıyorlar. Pera'ya çıkınca ilk önce Naum Tiyatrosu'nda, daha sonra şimdiki Tokatlıyan Hanı'nın olduğu yerde olan Şark Tiyatrosu'na geçiyorlar. Ve Sırabyon Hekimyan başkanlığında orada hem Ermenice hem Türkçe oyunlar oynuyorlar. Ermenice ağırlıklı tabii. Yani bir takım kişilerin iddia ettiği gibi Türkçe oyunlar Agop Vartovyan'la başlamadı. Daha önce de vardı. Agop Vartovyan'la ağırlık kazandı sadece. Bütün olay bu. Ve Agop Vartovyan hem burada hem Naum'da hem Şark Tiyatrosu'nda oynuyor. Çok iyi bir oyuncu olduğu söylenemez deniyor. Ama bir sürü de oyunda oynamış. Mesela Makbet'te bile oynamış. Efendim Serseri Yahudi diye bir oyun var, orada oynamış. Daha birçok oyunda oynamış. İlk başlarda bu adamcağız balıkhanede çalışıyormuş. Bir balıkhanede çalışan memurmuş. Daha sonra sıvacılık filan da yapmaya başlamış. Ve tiyatroya da hevesli. Bu arada da işte tiyatro falan da yapıyor Naum'da. Bir tiyatro araştırmacısı var Ermeni, belki adını duymuşsunuzdur. Sarkis Tütüncüyan, mahlası Şarasan. Şarasan kitabında Güllü Agop'tan bahsederken şöyle bir tabir kullanır. Tiyatroya çok kabiliyeti yoktu ama eğer yeterli tahsili olsaydı mükemmelen bir bankayı yönetebilirdi der. Bu Agop Vartovyan ticari zekası olan bir adam. Para kazanmasını biliyor. Para kazanmak için neler yapması gerektiğini de biliyor. Ve bu arada 1866'ya kadar bu Suliye Sirkin'de Kasparyan
temsillerini devam ediyor. Zaten 1867'de de ölüyor bu adam. İşte ondan sonra dediğim gibi Razi geliyor, şu bu falan filan. Ve bu bizim ticaret adamımız yani Agop Vartov yani Güllü Agop. Bir de arkadaşı var bunun. Garabet Papazyan. Bu Garabet Papazyan'ın da biraz dürtmesiyle bunlar gidiyorlar Sulye Sirkin'i kiralıyorlar. Sulye'de o zamanlar padişahı arkasına almış olduğu için işte şu anda resmini görüyorsunuz. Padişahı arkasına almış olduğu için Tiyatro-i Osmani adını zaten kullanıyordu. Tiyatro-i Osmani aslında o binanın adı. Ama bunu Sulye kendi topluluğunun adı olarak da kullanıyor. Güllü Agop da hazır, o da bu arada Sadrazam Ali Paşa'dan 10 yıllık Türkçe oyun yapma tekelini eline geçirince oraya gidiyor ve aynı ismi kullanıyor. Ve ilk yaptığı şey şu anda fotoğrafta gördüğünüz o çadırı ahşap hale getiriyor dış görünüşünü. Ama dikkat ederseniz yine de bir çadır havası var, böyle bir kubbesi falan var. Ve Tiyatro-i Osmani'nin amblemi de bildiğiniz gibi o Sulye Sirki'nin, Ece inşallah gösterir şimdi onu bize. Ece yok, bu değil, bu. Ha. Bu Sulye Sirki'nin görüntüsü, bu Tiyatro-i Osmani'nin amblemi. Güllü Agop bunu kullanıyor. Sol tarafta da Güzel Elen oyunundan Tiyatro-i Osmani'nin bir afişini görüyoruz Osmanlıca. Altta da Ermenice yazıyor. Üstünde de amblem var. Neyse, biz yine biraz önceki binaya dönelim. Binaya dönelim. Şimdi bu binanın bir takım özellikleri var. Gerçi Hovannes ve 1869'da ilk kez Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun'uyla başlıyor. Bu bina o zamanın bütün Avrupa normlarına, Avrupa standartlarına uyan bir bina. Binanın girişini görüyorsunuz. Gerçi bu bir çizim. Büyük ihtimalle biraz önce sevgili Ece ile konuşuyorduk. Büyük ihtimalle Ahmet Fehim'e ait olabilir bu çizim. Veya oğluna ait olabilir. Bayraklar falan filan var üstünde, görüyorsunuz. Bir girişi var. Sütunlu bir kapısı var. Daha önce Hovannes Kasparyan da orada kadınların izleyebilmesi için kafesli localar yaptırmış. Güllü Agop bütün bunları restore ediyor. Gayet güzel localar haline getiriyor. Lüks bir hale getiriyor yani. Mermer merdivenler, bordo kadife perdeler ve de ekibe çok önemli bir teknik kadro desteği sağlıyor. Mesela dekoratör olarak o zamanın çok ünlü dekoratörü Merlo var. Fransız Merlo diye biri var. Ki bu Merlo o zamanın dekorları panolar halindeydi. Böyle koskocaman bezin üzerine çizilmiş panolar. İşte mağara, efendim saray, kulübe, orman falan gibi böyle panolar var. Ve düşünün, Güllü Agop Tiyatrosu'nda bu Merlo'nun çizdiği 96 tane pano var. Yani inanılmaz. Bu panolar bazen diğer tiyatrolara kiraya da veriliyor. Yani Güllü Agop oradan da para kazanıyor bir şekilde. O zamanlar bir rol göstericisi diye bir kavram vardı. Rol göstericisi yönetmenin dışında sahnedeki oyuncunun, ya oyuncu koçu, şimdiki oyuncu koçuna karşılık gelen bir şey. Rolünü gösteren. Burada İtalyan Noji diye birini ve Fransız Menadie diye birini çağırmış. Acayip bir orkestra kurmuş. Bu orkestranın şefi de Carlo Foschini diye bir adam. Bu isimler aslında ben de aklımda tutmadım. Siz de tutamazsınız biliyorum. Bir taraftan kopya çekiyorum çaktırmadan. Ve Alafranga oyunların müziğini yapması için Giuseppe Martini'yi,
Alaturka oyun müzikleri yapmak için de Kirkor Sinanyan'ı kadrosunu almış. Bu kadro 30 kişilik bir kadro. Şimdi bu oyun oynama tekelini, 10 yıllık tekeli eline alınca, yani 1870, işte şimdi şu anda ekranında görüyorsunuz bu tekeli. Bu bütün bu belgeler ayrıca da Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nün arşiv belgelerinden alınmış belgeler. Osmanlı'da Gösteri Sanatları bölümünden sevgili Ece buldu bu belgeyi. Başka yerlerde de var tabii ki. 10 yıllık tekelin içinde neler var? 11 maddelik bir imtiyaz bu. Ama bu tekeli almak demek her şeye sahip olmak demek değil. Bir kere Türkçe oyunlar oradan başka, yani o Tiyatro-i Osmani'den başka hiçbir yerde sahnelemeyeceğine dair bir madde var. Bunun içinde Güllü Agop'un her ay 4 tane Türkçe, 4 tane de Ermenice oyun oynamasının gerektiğini belirten maddeler var. Yani bu böyle tamam bir takım şartları var ama bütün şartları aleyhte şartlar değil. Yani Ermenice oyun oynamak bu tekelle veya bu fermanla yasaklanmıyor. 4 tane Ermenice, 4 tane Türkçe oyun oynayacaksın diyor. İşte efendim ama Ramazan'da sadece Türkçe oyun oynayacaksın diyor. Efendim şu kadar süre içinde hem Kadıköy yakasında hem burada yeni tiyatrolar açacaksın diyor. Falan filan, yani bayağı böyle iki taraftan bağlayıcı bir takım maddeleri olan bir tekel bu. Ve bu tekeli eline alınca Güllü Agop tabii Galata Köprüsü'nün yapılışı da bu tip olaylarda çok büyük önem arz ediyor. Çünkü İstanbul seyircisi karşıya, yani Haliç'in öte yakasına gidip gelme şansına sahip oluyor. Daha önce Haliç'in öte yakasındakiler Pera'ya oyun oynamaya, oyun seyretmeye geldiklerinde akşam ya bir otelde kalmak zorunda kalıyorlardı veya bir yerlerde sabahlamak durumundaydılar. Ama köprüyle bu karşılıklı trafikte güncel olmaya, hareketli olmaya başlıyor. Şimdi Güllü Agop tabii söylediğim gibi ticaret adamı olduğundan bakıyor ki bu Türkçe oyunlarında bayağı para var, bayağı para kazanılıyor. Çünkü çok masrafı da var. Düşünün, biraz önceki o tahta Tiyatro-i Osmani'nin fotoğrafının önünde gördüğüm faytonlar vardı. O faytonlar özellikle tiyatroya gelen kadın izleyicilerin, o zaman elektrik fazla kullanılmıyor, her taraf karanlık, kadın izleyicilerin evlerine gidebilmeleri için kapının önünde bekleyen ve genelde ücretsiz servis olan, şimdi nasıl marketlerde var, ücretsiz servis olan faytonlar bunlar. Güllü Agop bunu bile düşünmüş ve içeride de oyun izlemenin adabı gibi bir başlıkla anlatabileceğim bir takım talimnameler yazmış duvarlara. İşte şerbet içmek, nargile içmek yasak, meyve satmak yasak, işportacılar girip orada fındık fıstık filan satıyorlar, bütün bunlar yasaklanmış ki Muhsin Ertuğrul daha sonra, bu başka bir şeyin konuşmanın konusu tabii, daha sonra bu Güllü Agop'un bu yasaklarından faydalanarak tiyatro izleme adabı diye kendi yasaklarını da oluşturmuştur. Ama temeli Güllü Agop'un bu şeysi, yasakları. Güllü Agop Türkçe oyunlardan para kazandığını fark edince bu sefer Türkçe oyunların sayısını yavaş yavaş arttırmaya başlıyor. Devirde işte Abdülhamid'in biraz böyle istibdat, efendim bir takım şartların ağırlaştığı günlere doğru kayıyor bu arada. Ve Türkçe oyunlar fazlalaşınca bir takım oyuncular, mesela Bedros Atamyan gibi, Azni Fıratça gibi kadroda olan
bir takım oyuncular. Kadroda, ha şunu da söyleyeyim arada böyle parantez. Güllagop'un Tiyatro Osmanisi'nde, yani Gedikpaşa Tiyatrosu'nda, yani Osmanlı Tiyatrosu'nda rol almayan hiçbir Ermeni oyuncu yoktur diyebiliriz. Ama bunlardan bazıları, mesela Bedros Atamyan, ki işte bu da tiyatronun içi şu anda görüyorsunuz. Bakın ne kadar muhteşem bir görüntü. Gerçi bu da bir çizim ama yani tavanının çok yüksek olduğu, işte bilmem 40 tane dev şamdanla tavandan bir avize indiği falan diye anlatılır bütün bunlar. Ve burada bu sefer bu özgürlük özgürlük meseleleri de falan çıkınca, bu sefer yavaş yavaş bu tip oyunlar tabiriyle tutmaya başlıyor. Ama oyuncuların şiveleri ne de olsa, gerçi Vatan Yahut Silistre'yi ilk kez Mardros Munakyan oynamış. Yani Vatan Yahut Silistre'nin İslam Bey'i Ermeni aksanıyla, işte biraz kırık Türkçe ile diyelim biz ona, Ermeni aksanıyla konuşuyor. Bunlar söylenene göre halktan bir takım tepkiler gelmeye başlamış. Ve bu arada da bütün bunlar burada olurken dışarıda kalan bir takım oyuncular oyun yapmak için, tiyatro yapmak için de yırtınıyorlar. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ve o zaman Benliyan, Serope Benliyan diye bir adam çıkıyor ve fermanda, tekelin fermanında müzikli oyunların, yani opera operetin bu kısıtlamaya, bu tekele dahil olmadığına dair bir madde var. Bu maddeden yararlanarak işte ilk operaları falan oynamaya başlıyor. Bir takım yerler kiralıyor. İşte askeri kışlanın karşısında 800 kişilik bir salon kiralanıyor ve orada Arif'in İlesi, Leblebici Horhor, Kösek Yahya gibi operetler sahneleniyor. Şu anda Hayal Gazetesi'nde çıkan bu karikatürde de elinde kemanıyla gördüğünüz Dikran Çuhacıyan, yani bu saydığım operetlerin bestecisi Dikran Çuhacıyan, karşı tarafta da Güllagop var. O elindeki fermanı gösteriyor. O da enstrümanını gösteriyor. Yani fermana karşı enstrüman. Enstrüman fermanı yeniyor. Ve bunlar aslında o kadar çok tutuyor ki bu dikli oyunlar. Güllagop Benliyan'ı kadroya alıyor. Ve bu oyunların bazıları müzikli oyun veya opera veya operet olarak Tiyatro-i Osmani'de de sahnelenmeye başlıyor. Çünkü halk seviyor bu tip şeyleri. Hem bu oyunlar sahneleniyor, hem de başka arada da başka oyunlardan pasajlar da sahneleniyor. Özellikle Ramazan'da insanlar iftarda giriyorlar, sahurda çıkıyorlar. Yani o kadar böyle 5-6 saat, 7 saatlik 9 perde, 10 perde falan oyunlar oynanıyor. Neyse, dolayısıyla bu müzikli tiyatrolardaki bunların provaları ilk Hacopulo pasajında yapılıyor. Beyoğlu'nda bilirsiniz Hazopulo veya Hacopulo denilen, orada yapılıyor. Fazla nota bilen eleman yok ama bir şekilde idare ediliyor vaziyet. Ve özellikle bu operetlerin içinde Leblebici Horhor yıllarca, hatta Muhsin Ertuğrul bile onu sahnelemiş, yıllarca sahnelenmeye devam eden, halkın çok sevdiği bir operet haline geliyor. Bütün bunları da geçtikten sonra benim böyle arada aklıma geliyor, arada girip çıkıyorum. Tiyatro-i Osmani'de bu sefer bu şive meselesi biraz göze batmaya, kulağa batmaya başlayınca Güllagop oyuncularının şivesini düzeltmek için bir ekip oluşturur. O zamanın entelektüellerinden, Jön Türklerinden, yurt dışında tahsil görüp de daha sonra İstanbul'a dönmüş olan genç Osmanlılar dediğimiz bir takım insanlardan bir ekip kuruyor.
Bu ekipte bildiğiniz gibi İbrahim Şinasi, Ebu Ziya Tevfik, Ahmet Miktat, Şemsettin Sade, Keçilzade, Ekrem gibi 15 kişi var. Bu insanlar oradaki oyunculara şive, yani düzgün Türkçe konuşma dersi veriyorlar. Ama zaman içinde bu ve Güllago, çünkü halk arasındaki bu özgürlük hareketlerinin para getireceğini düşünerek Güllago bunlara oyun yazmalarını da öneriyor. Onlar da oyunlar yazıyorlar falan ve bir sürü böyle kahramanlık oyunları Osmanlı tiyatrosunda sahnelenmeye başlıyor. Ama bu da yavaş yavaş Abdülhamid'i rahatsız etmeye de başlıyor tabii. Çünkü örneğin Vatan yahut Silistre oyunu ilk kez sahnelendiği zaman 1873 Nisan'ında halk hürriyet hürriyet diye bağırarak İbret gazetesine gidiyorlar falan, ortalık karışıyor derken padişah sürekli Güllagop'u ve Güllagop'un ekibinde çalışan bu genç Osmanlıları kontrol altında tutmaya çalışıyor. Böyle bir tedirginlik var ki bu da zaten Güllagop'un tiyatrosunun sonunun da gelmesine sebebiyet veriyor. İşte amblemi görüyoruz yine. Efendim, böylece orada, ama bütün bu ekip yavaş yavaş tiyatroya hakim olmaya başlıyorlar. Ve tiyatroda neredeyse Ermenice konuşmak yasaklanıyor gibi bir hale geliyor. Mesela en basiti, Güllagop'a bütün oyuncular Baron Hagop diye hitap ederlerdi. Baron Ermenice bay anlamında veya bey anlamında. Baron Agop diye hitap ederlerdi. Mesela yasaklıyorlar. Bundan sonra ona Agop Efendi diyeceksiniz diyorlar. Ya yani efendi de kötü bir şey değil ama niye yasaklıyorsunuz? İşte böyle böyle gittikçe idareyi de ele almaya başlıyorlar. Bu arada ekip tiyatronun içindeyken yine minik bir anekdot. Bu ekibin içinde olan, Güllagop'un ekibinin içinde olan Marina Ward diye bir oyuncu, ki o da inanılmaz Ladamo Camellia oyuncusu. Çok iyi oynarmış Margaret Gauthier'i. Şemsettin Sami ile aralarında, bu ekipteki Şemsettin Sami ile aralarında bir aşk doğuyor. Ama bu beraberliğin mutlu bir şekilde sonuçlanması mümkün değil. İki taraf da çok ızdırap çekiyor ve Marina Ward bu durumda yapacak bir şey bulamıyor ve Filibe'ye gidiyor. Thomas Fasulyacıyan'la birlikte. Bunu da burada kenara koyun. Biraz sonra buna tekrar geleceğim çünkü. Sonuç olarak gittikçe oradaki şeyler hareketlenmeye başlıyor. Yani padişahın jurnalcileri gittikçe padişaha gidiyorlar, geliyorlar. İşte efendim şu oldu, bu oldu falan filan derken bak, ve bu Vatan yahut Silistre oyunundan sonra özellikle ve Bessa gibi Ahmet Pitad'ın oyunlarından sonra padişah o zamanın en büyük cezalarından biriymiş bir şekilde Ahmet Pitad'ı saraya alıyor. Arkadan da Güllagop da tutuklanıyor ama çok kısa sürede bırakıyorlar. Arkasından 1882 yılında Güllagop'u da saraya alıyorlar. Ve Mızıkayı Humayun'un tiyatro bölümünün başına getiriyorlar. Şimdi bundan sonra hani asıl hani denir ya, zurnanın zırt deliği burada başlıyor. Güllagop saraya gittikten sonra Osmanlı tiyatrosu ne oldu? Güllagop ne oldu? Bizim konuşmamızın ekseninde Güllagop olduğu için ben işi Güllagop açısından anlatmaya çalışıyorum size. Şimdi Güllagop, bazıları derler ki ve konuşmamın ilk başında dediğim o bir takım milliyetçi duygular, yok Ermeniler şöyledir böyledir gibi şeyler aslında Ermenilerde de var. Yani milliyetçilik milliyetçiliktir. Her iki tarafta da var.
Onlar da Güllü Agop'u Refik Ahmet Sevengil'in kitabına göre Güllü Agop ilk başta ihtida ettirildi yazar. Yani Müslüman olmaya zorlandı. Daha sonra çıkan başka bir kitabında da ihtida etti yazar. Şimdi etti mi ettirildi mi? Bu Ermenileri çok rahatsız eden bir durumdur. Dinini inkar mı etti bu adam yoksa mecbur mu kaldı? Bu hala Ermeniler arasında bile tartışılır. Bir sürü Ermeni Osmanlı tiyatro araştırmacısı da Güllü Agop'u dinini inkar ettiği için, onların tabirine göre inkar ettiği için sevmezler. Yaptığı, Türkiye tiyatrosuna yapmış olduğu faydalar göz ardı edilir. Sadece dini üzerinde yoğunlaşırlar. İhtidam etti, ihtidam etti. Ben de sürekli derim ki, ya kardeşim ister etsin, ister ettirilsin, ister Müslüman olsun, ister Budist olsun. Tiyatro alanında ne yapmış? Siz ona bakın. Kötü şeyler mi yapmış, iyi şeyler mi yapmış? Türkiye tiyatrosunun gelişmesinde yararlı bir adam mıdır, zararlı bir adam mıdır? Düşünün, öyle yazılar okudum ki ben bir gazetede çıkan bir yazıda sanıyorum 1900'lerin başında Türkiye tiyatrosunun geri kalmasına sebep olan Ermenilerdir. Türk tiyatrosunun geri kalmasına sebep olan Ermenilerdir diye bir yazı bile okudum ben. Yani Ermeniler kötü konuştukları için Türk tiyatrosu geri kalmış. Ya onun için insanların ne düşüneceği hiç önemli değil. Ama ben burada Güllü Agop'un başına gelenleri ve Güllü Agop'u anlattığım için bunun üzerinde duruyorum. Yaptığım araştırmalara göre bu, çünkü bazı insanlar diyorlar ki Güllü Agop saraya girmeden önce de kendi ekibinde olan, bu arada da Güllü Agop'un ekibinde 8 tane Müslüman oyuncu var. Bu ilk kez oluyor. Daha öncekilerde pek yok. Aslında ben inanmıyorum. Bunu her konuşmamda söylüyorum. Bir takım Müslüman oyuncular, kadın veya erkek, bence isim değiştirerek Ermeni adıyla bir takım oyunlarda oynamışlardır diye düşünüyorum. Yani hiç mi hevesli Müslüman çıkmamış o devrede? Tamam, yasak ama oynanabilir. İsim değiştirerek bir şekilde oynanabilir. Bence yapılmıştır diyorum ama bunun için hiçbir kanıtım yok tabii ki. İlk Müslüman oyuncu Güllü Agop'un kumpanyasındaki Ahmet Necip Efendi'dir. Bu Ahmet Fehim denir, yanlıştır. Ahmet Fehim ikincidir, Ahmet Necip birincidir. İlk o, ondan sonra Ahmet Fehim girmiş o ekibe ve 8 tane tiyatrocu var. Daha sonra bütün bunlar da yönetici statüsüne de geçmişlerdir. Efendim, şimdi buradan hemen şu şeye geçeyim. Güllü Agop. Efendim. Affedersiniz. 45 dakikamızın dolduğunu hatırlatmak istedim size. Hadi ya. 40 dakika. Ben kronometre bastım. 40 dakika benimki. Neyse. Tamam. Bağlıyorum. Tabii toparlarsınız. Hatırlatmak istedim sadece. Tamam. Tamam canım. Tamam. İşte böyle, benim çenem açılınca durmuyor. Ve daha sonra benim yaptığım araştırmalara göre, hani aslında bu konuyu konuşmak istemiyorum ama yani çok konuşulduğu için konuşuyorum. İhtidam etti, ihtidam ettirildi. Girmeden önce Müslümanlığı mı seçmişti zaten diye yazılar var. Ben bununla ilgili bir takım araştırmalar da yaptım. Özellikle benim Amerika'da olan bir arkadaşım var New York'ta. Aret Özkan, ona da buradan selam gönderiyorum. Onun da orada yaptığı araştırmalarda, oradaki arşiv, Osmanlıca arşiv araştırmalarında şöyle bir şeye rastladık ki onu ben bu ay, geçen ayki Paros dergisinde yayınladım. Tiyatrocu, bu yine Başbakanlık Devlet Arşivleri'nin kitabından, yayınından alınan şeyler. 1883 yılında Güllü Agop'un saraya alınmasının haberi var.
Mayıs 1883'te şöyle diyor: tiyatrocu Güllü Agop Efendi'nin aylık maaşı bağlanarak Mızıkayı Humayun'a istihdamı. Yani ismi Güllü Agop Efendi. Sene 1883. Daha sonra 1896 yılındaki bir makbuzda da hala Güllü Agop'un adını Agop olarak yazıyorlar. Ve bir takım kişilerin iddiasına göre Güllü Agop saraya alındı ve orada hapis hayatı yaşamıyor. Birkaç yıl sonra ona akaretler yokuşunda, şimdiki bildiğiniz Beşiktaş'a inen akaretler yokuşunda, yukarıdan inerseniz sağdan 9. ev, 95 numaraymış o zaman, şimdi 41 numara, Güllü Agop'a ikametgah olarak veriliyor. Ve kirası da maaşından kesiliyor. Yani orada maaş da alıyor. Ve 1896'ya kadar oradan aldığı maaşlara karşılık kendisine verilen makbuzları inceledik. Hepsinde Güllü Agop Efendi yazıyor. Şimdi bu adam saraya 1882'de alındığına göre 1896'ya kadar bütün makbuzlarda Güllü Agop olarak yazıldığına göre demek ki adam din değiştirmemiş. Bu arada da çok kısa olarak Güllü Agop 3 kere evleniyor. Birinci karısından olan 4 tane Ermeni karısından olan 4 tane çocuğundan 3'ü çiçek hastalığından ölüyor. Bir tanesi Verkin veya Verjin o kalıyor. Onun anlatımına göre ki Metin And'ın Osmanlı Tiyatrosu adlı kitabında var bu. Üçüncü Müslüman karısıyla Metin And'ın kitabından ben bunu size söylüyorum. Osmanlı Tiyatrosu kitabından. Kilisede evleniyor. Şimdi arkadaşlar, Müslüman bir kadın veya erkekle Hristiyan, Ermeni hatta, yani altını çize, Ermeni bir kadın bir erkeğin kilisede evlenebilmesi mümkün değil. Mümkün değil. Evlenemezler. Böyle bir şey yok. Demek ki bu haber yanlış. Bundan şu sonuç çıkıyor. Üçüncü evlendiği, arada bir Rum kadın da var çünkü. Üçüncü evlendiği kadın da aslında Ermeni. Ve 1896'ya kadar kendisi de Ermeni olarak kalıyor. Kadın da Ermeni. Çünkü daha sonra bir Paskalya'da kiliseye gidiyor. Ve kilisede papaz bunları bu sefer komünyon almaya gidiyorlar. Paskalya'da biz komünyon alırız Ermeniler. Komünyon almaya gidiyor ve papaz bunu kovuyor. Sen diyor gittiğini inkar ettin diyor. Demek ki bu arada Müslüman olmuş bu adam. Ve benim için de ben öyle diyorum. Müslüman olmasının en büyük sebebi de 1896 ile 1898 arasında ki ondan sonraki şeyleri Yakup Mehmet Efendi diye makbuzlar öyle geliyor çünkü. Bence bu benim fikrim tabii ki. 26 Ağustos 1896'da hepinizin ve birçoğunuzun bildiği bir Osmanlı Bankası baskını var. Bu baskında işte baskını yapanlar asılıyor ve bir günde denilene göre dedikodu da olabilir. 4-5 bin Ermeni katledildi. İstanbul'da 4-5 bin Ermeni. Rakamlar abartılmış olabilir, olmayabilir. İşte Güllü Agop da tüm entrikaların dönmüş olduğu Yıldız Sarayı'nda Ermeni kimliğiyle göğsünü gere gere dolaşması mümkün olmadığı için ve de kafası çalışan bir adam olduğundan bence bu arada, yani bu olaydan sonra dinini değiştiriyor. Karısının da dinini değiştiriyor. Karı koca birlikte din değiştiriyorlar ve Müslüman oluyorlar. Ve ondan sonra adı Yakup Mehmet Efendi oluyor. Bu arada biraz önce Marienwart'tan bahsetmiştim. Şemsettin Sami ile ilgili hemen ona da bir gireyim çıkayım. Marienwart tekrar oradan dönüyor. Filibe'ye gitmişti. Filibe'den geri dönüyor. Fakat bu aşk bitmemiş. Bu arada da Güllü Agop saraya alınmış ve onun yerine bir süre Mardiros Munakyan idare etmiş orayı. Ondan sonra Mardiros Tiyatro Osmaniye yani. Mardiros Munakyan başa çıkamamış.
ve işi bırakmış, kendisi başka bir yer kiralamış. Ondan sonra da Ahmet Fehim gelmiş ve işte Ahmet Fehim 1884, Ahmet Fehim oraya geliyor. Belki tiyatronun yıkılışı o. O yıllarda Marina Var tamile kalıyor. Çocuğu doğurması mümkün değil Şemsettin Sami'den. Mümkün değil. Ve Zabel Hekimyan, arkadaşı Zabel Hekimyan'ın tavsiyesiyle çocuk düşürmesi için bir ilaç alıyor. Ve Ladamo Camelia'yı, Mardros Mınakyan'ın kumpanyasına Ladamo Camelia'yı oynarken düşüp ölüyor. Oyunun finalinde selama çıkamıyor. Bilirsiniz oyunun finalinde Margit Gauthier ölür. Marina Var gerçekten ölüyor. Bunu araya niye sokuşturdum? Çünkü Fasulyacıyan o sırada, Mardros Mınakyan çıktı Osmanlı Dram Kumpanyası'nda. Fasulyacıyan o sırada orayı idare etmeye çalışıyor, Tiyatro-i Osmaniye. Onun da pek böyle organizasyon yeteneği yok. Marina Vart'ın ölümünü bahane ederek tiyatronun kapısına siyah tüllerle kapatıyor ve yastayız falan diyerek Tiyatro-i Osmaniye'yi öylece bırakıp Selanik'e kaçıyor. İşte o sırada, ondan sonra Ahmet Fehim tiyatroyu ele alıyor ve orada bütün uyarılara rağmen, daha önce bu Çerkez Özdenleri oyunu, Ahmet Mithat'ın Çerkez Özdenleri oyunu birkaç kere oynanmış ve padişahın büyük tepkisini çekmiş olmasına rağmen Beyoğlu tiyatrolarında tekrar oyun oynanıyor. Bu sefer padişah çok sinirleniyor ve bazı insanların, bazı yazarların dediğine göre bir gecede, hatta Ahmet Fehim'in de kitabında öyle yazar, bir gecede o tiyatro yerle bir ediliyor. Tiyatro-i Osmaniye'yi padişah bir gecede yıktırıyor. Bazılarında iki gecede der. Ama ben yine en son şöyle bir kayıda eriştim. Tercüman-ı Hakikat gazetesinin 22 Aralık 1884 tarihli, ki tiyatronun yıkılış tarihi o. Yani 1884. Şöyle bir yazı var. Evvelki gün, çünkü orada medrese yapılacağız diye bir laf çıkmış. Evvelki gün medresenin inşası için tiyatronun yıkımına başlandı diyor. Şimdi hiçbir belge tam sonucu vermiyor. Ahmet Fehim'in dediğine göre bir gecede mi yıkıldı ve daha başka birçok tiyatro araştırmacısının, yoksa padişah veya saray o arsayı satın aldı, ondan sonra yavaş yavaş yıktılar. Yani normal şartlarda mı yıktılar belli değil. Belki de yıkmışlardı. Molozun, yani hafriyatın kaldırılmasına başlanma tarihidir bu. Bilemiyorum. Ama orada bir medrese de yapılmamış. 1888'e kadar da, hatta yine Tercüman-ı Hakikat gazetesinde ne oldu, medrese niye yapılmadı diye de yazılar çıkmış. Böylece daha başka söyleyecek bir sürü şey vardı ama neyse, bu kadarı yeter diyelim. Ve Tiyatro-i Osmani bu şekilde yok oluyor. Güllagop'ta 1902 yılında vefat ediyor ve Yahya Efendi mezarlığına, Müslüman mezarlığına gömülüyor. Yahya Efendi mezarlığına gömülüyor. İşte bu da şu anda Vasfi Rıza Zobu Güllagop'a en çok hayran olanlardan, yaptıklarından dolayı ona minnet duyanlardan biri ve hatta kendisi de beni Güllagop'un mezarının olduğu yere gömün demiş. Vasfi Rıza da Yahya Efendi mezarlığında gömülüdür. Ve uzun araştırmalar sonucunda Güllagop'un Yahya Efendi'deki mezarını buluyor ve bu gördüğünüz Yahya Efendi mezarı 1972 yılında, işte gördüğünüz bu mezarı yaptırıyor. Başında da işte bir sürü tiyatrocular falan var. Fakat daha sonra bakımsızlıktan bu mezar kayboluyor arkadaşlar. Bu mezarın, gördüğünüz mezar taşı kırılıyor, düşüyor ve de işin kötü yanı yüzüstü düşüyor. Yani yazı kısmı aşağıda olacak şekilde düşüyor. Üzerinde çalı çırpı falan. Ben bunu, eğer meraklısı olursa Ece kardeşim linkini verecek. Temmuz 2011'de uzun araştırmalar sonucunda bu mezarı buldum.
yerini belli ettim. Mezarlıklarımın müdürlüğüyle konuştum, şu bu falan ve mezarlık tamire girdi. Tüm mezarlık zaten mezarlıklar umumi müdürlüğü şeyinde programındaymış. Tamire girdi ve şu anda taş yerinde. 2019 yılında da biz gittik tiyatro sendikasıyla birlikte, oradaki birkaç arkadaşla birlikte, Hilbe Saran falan gibi arkadaşlarla birlikte gittik. Mezarın başına bir çiçek bıraktık, duamızı ettik. Sanıyorum Vasfi Rıza Zobu'dan sonra o mezara 2019 yılında biz çiçek koyduk. Bakalım ondan sonra kim çiçek koyacak diye de merak ediyorum. Ama herhalde kimse koymayacak. Tiyatrocunun kaderi bu. Bu teneke tabelayla gördüğünüz, o da Vasfi Rıza bunu yaptıktan sonra, mezarı yaptıktan sonra bir de yön göstermek için öyle tenekeden bir şey, bir tabela koymuş. Ama ben mezarı bulduğumda bu tabelayı görmemiştim. Çünkü tamamen bu pas içindeydi. Daha sonraki bir ziyaretimde yapraklarla o pası silince Yakup kelimesini gördüm. Adamcağız mezarı yaptırmış ve de mezarlığa gider diye de tabela koymuş. Ama işte tiyatrocunun kaderi, hiç kimse bunun farkında değil. İnşallah artık farkında olunabilir. Bu pandemi günlerinde tiyatromuz da artık tamamen iptal olmuş durumda ama bakalım ne olacak diyeyim ve sözü bitireyim. Çünkü ben konuştukça konuşuyorum. 50 küsur dakika oldu. İşte Ece geldi. Evet. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz Boğuz Bey, biz de size. Ağzınıza sağlık. Epey yorduk sizi. Ben şimdi bu mezarın bulunuş hikayesinin linkini buradaki mesaj bölümünden paylaşacağım herkese. Oradan izleyebilirsiniz. Bu arada sorularınız var ise şayet onları da bekliyoruz. Sorulardan önce Esen Hanım'ın bir notu vardı. Kısaca onu paylaşayım sizinle. Bu bir oyun seyretmeye yönelik bir adab-ı muaşeret kurallarından bahsetmiştiniz. Öncesinde Bosco Tiyatrosu'nda ve Naum Tiyatrosu'nda da benzer bir yönlendirme varmış. Tiyatronun nasıl gerektiğine yönelik. Demek ki böyle bir devamlılık söz konusu Güllü Agop'ta da aynı zamanda. Evet, evet. Onlarda da vardı tabii ama Güllü Agop bunu daha böyle madde madde halinde tek tek açık seçik belirten bir levhalar halinde yapmış. Diğerlerinde de bu tip uyarılar vardı. Ama Güllü Agop'unki kadar detaylı değil. Şimdi buradan linki paylaştım sizlerle. Buradan da izleyebilirsiniz bu hikayeyi. Bu mezarın bulunma linki mi? Evet, mezarın bulunma linki. Gönderdiği. Evet. Bu arkadaşlar, şunu da kısaca söyleyeyim. Ben 1,5 sene bu mezarı aradım ve izleyeceğiniz, merak edip de izlerseniz, bu izleyeceğiniz video gerçek bir videodur. Yani o anda çekildi. Daha hiçbir içinde kurgu murgu hiçbir şey yok. Tesadüf, ben belki 10 kere 15 kere gittim. 15. gidişimde ne hikmetse kamera falan götürdük birlikte. Böyle vahiy geldi herhalde bana. Ve çekilen video gerçek anında olan videodur. Onu belirtmek istiyorum. Soru var mı diye bakıyorum. Sade teşekkürlerini iletiyor dinleyicilerimiz. Fatihan Demir, Güllü Agop'a yapılan ödemeler hakkında kayıtlara nereden ulaşabiliriz diye sormuş. İşte bu ödemeler biraz önce dediğim gibi Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nün arşiv belgelerine göre Osmanlı'da gösteri sanatları adlı bir linki var. Evet, oradaki tiyatro başlığına girerseniz, o ki sen de zannediyorum şeyi oradan aldın değil mi? PDF olarak ulaşılabilir bir yayın halinde internette var. İsmini yazarak bulabilir herkes zaten. Tamam işte, aynen öyle. Başka soru var mı diye bakıyoruz. Zerrin Yanıkkaya, bu dönemle ilgili Ermenice yazılmış anı kitapları var mı diye sormuş. Tabii ki var. Tanıklığını ifade eden kitaplar. Tabii ki var. Özellikle Ermenistan'da bu konuyla ilgili, çünkü Güllü Agop bayağı incelenmiş bir sanatçı. Çok kitaplar var.
Ermenice kitaplar bunlar ama maalesef. Ve de Türkçe'ye çevrilmeyi bekliyorlar. Bir iki tanesini ben çevirdim gerçi ama daha çok kitaplar var ama hepsi Ermenice. Ve bizim Osmanlı tiyatrosu araştırmacılarımız Cumhuriyet devrindeki genelde Ermenice bilmedikleri için Ermeni harfleri tanıyor olabilirler ama Ermenice dilini bilmedikleri için bazı tercümelerde, tarihlerde, efendim gerçi rakam aynı rakamdır ama o tarihin karşısındaki açıklamalarda ve isimlerde hep problemler çıkıyor. Ama Ermenice kitap isterseniz bir sürü var. Hatta bende de var. Karnik Stepanyan diye biri var ki o da İstanbul'dan sonra Erivan'a gitmiş. Üç ciltlik bir kitabı var. Efendim Nişan Beşiktaşlıyan diye birinin 1000 sayfalık bir kitabı var. Bunların içinde birçok tanıklıklar var. İşte Gavroş diye bir Gavroş şeysiyle mahlasıyla yazan bir kitap var. Çok var. Ermenice hem tanıklık hem de araştırmacılık adına yazılmış çok kitap var. İsteyene adreslerini, kitapların adlarını falan filan da verebilirim. Bunlar bende de birçok mesela şu anda bilmiyorum bunu görebiliyor musunuz şu anda? Gözüküyor mu? Biraz daha yukarı kaldırırsanız daha net görünecek. Evet. Mesela şu kitap üzerinde ne yazıyor? Ermeni tiyatrosu tarihi diyor. Ki bu Türkiye tiyatrosuna bağlanıyor. Kitabın kalınlığı da böyle bir kitap. Henrik Hovhannesyan diye birini. Kitap çok, kaynak çok. Yeter ki araştırma yapacak hevesiniz ve sabrınız olsun. Evet. Türkçe'ye kazandırmak çok önemli diye düşünüyorum demiş Serin Hanım. Tabii yani keşke her Evet. dilde konuşulabilir olsa bu Yap, kaynaklar. yapacağım, yapacağım. Onları da çevireceğim. Çevireceğim. Bir tanesi mesela bu Şarasa'nın Osmanlı Türkiye Sahnesi ve Çalışanları adlı kitabını ben ki bütün tiyatro araştırmacıları bunu bir şey olarak kaynak kitap olarak kabul ederler. Onu ben Türkçe'ye çevirdim mesela. Türkçe'yi çevirdim. BGST yayınlarından çıktı bu kitap. Çok büyük de bir ilgi gördü. Ermeniceydi. Şarasan, Sarkis Tütüncihan'ın kitabı. Şimdi Türkçe'ye çevirince herkes okudu ve orada işte birçok oyuncunun hem biyografisi var hem devrinin yaşadığı devrin sosyal ve siyasal durumunu anlatan bir takım şeyler var. Sonucunda çevirmeye başladım ama işte vakit de yok. Başka daha bir sürü kitap var çevrilmesi gereken. İnşallah zaman içinde onları da yapacağız. Başka soru gelmedi sanırım. Ben bir izninizle soru sormak Tabii. istiyorum. Aslında böyle biraz hani genel bir çerçeve o döneme dair oluşturabilir miyiz diye biraz açımlayıcı bir soru olması amacıyla soracağım. Şimdi bu tekelleşme mevzusuna geri dönersek tekrar aslında bu sadece Güllü Agop'un özelinde bir durum değil. Yani öncesinde örneğin Naum Tiyatrosu döneminde 15 yıllık sadece Beyoğlu bölgesinde Naum'un tiyatro yönetebileceğine yönelik bir tekelleşme söz konusu ve başka hiç kimsenin bir tiyatro yapısı inşa etmesine müsaade edilmiyor. Aynı biçimde Suriçi İstanbul'u içinde Suliye Söyleyeyim. Cambazhanesi yani Suliye'ye böyle bir tekel veriliyor ama bu dönemdeki Evet. bu 10-15 yıllık tekeller aslında yalnızca mekanlar üzerinden verilen tekeller. Güllü Agop'un sanırım bunlardan farkı oyun anlamında da bir tekelleşmeye gidilmesi ihtiyacının doğması. Çünkü bir taraftan da bir merkezileşme ihtiyacı da var. Yani bir batılı anlamda tiyatronun kurumsallaşması gibi bir niyetle de sanırım bu yapılıyor. Bunun üzerine ne söyleyebiliriz mesela? Evet, aslında doğru bir saptama bu. Daha öncekiler genelde binalar üzerine yapılmış. Bu daha çok bu hepsini birden kapsıyor.
Yani Güllü Agop'a verilen bir hem bir şans hem de Güllü Agop'un zaten dediğim gibi ticari dehası ve sempatisi sayesinde. Mesela kitaplarda hep öyle yazar onunla ilgili şeylerde. İstediği adamı kadroya alırdı, istediği adamı kadrodan çıkarırdı. Kimse de ona kızmazdı der. Yani korkunç insanlarla ilişkiye girebilecek bir sosyal yapısı vardı. Dolayısıyla saray erkanıyla da bütün saray halkıyla da bütün ileri gelenleriyle de o kadar iyi ilişkilere girmiş ki bunu da birlikte yani Türkçe oyun oynansın bunu da ancak bu adamdan başkası yapamaz intibağı oluşmuş ve onun için dediğim gibi hem oyun hem de salon bina için bu imtiyazı almış. Ayrıca da oyun imtiyazının içinde söylemiştim. Ermenice oyunlar da var. Müteakip kereler Türkiye sınırlarında Ermenice oyun oynamak yasaklanıyor. Evet. Hatta Cumhuriyet'te bile yani 1923'ten 1946'ya kadar da İstanbul'da Ermenice oyun oynamak yasak. Bu Osmanlı-Rus Savaşı'nda da oluyor. Zaman zaman bir sürü Adana olaylarında da oluyor filan. Ama bu tekelin içinde diyor ki ayda 4 tane Türkçe oyun yapacaksın, 4 tane Ermenice oyun yapacaksın. Ve tiyatro binası açmak. Yani benden başka hiç kimse hiçbir yerde tiyatro binası açamaz. Tamam, iyi güzel. Nauma o şey tekel verilmiş ama şeye de deniyor ki Güllü Agop'a kimse açamaz ama sen açacaksın. İşte 6 ay sonra şurada açman lazım, 5 ay sonra şurada açman lazım gibi böyle şartnamede kısıtlayıcı maddeler var yani. Onun için o tekel diğerlerinden farklı. Zaten konuşmamda söylemiştim. Naum'un tekelinden dolayı Hasköy'de gençler için yapılan tiyatro binasını gelip yıkıyorlar. Ki o 15 yıllık tekel. Ama Güllü Agop'un ki 10 yıllık tekel. Zaten tekelin sonunda da saraya alınıyor filan. Bir iki soru daha var. Onları da yanıtlamaya çalışıp sonra çok da herkesi yormadan bu pazar akşamı yavaş yavaş kapatalım isterseniz. Evet. Aylin Kut'un bir soru sormuş. Gedikpaşa Tiyatrosu'nun siyasi nedenlerle yok edilen ilk tiyatro binası olarak tarihe geçmesi hakkında düşünceleriniz diye sormuş. Acaba ilk mi? Daha önce bir örneği var mıydı bunu siyasi nedenlerle kapatılan? Belki buna da bir yanıt verebiliriz. Ben sırayla sorayım diğer soruları size de genel belki bir toparlayabiliriz. İlk sorumuz buydu. Siyasi nedenlerle yok edilen ilk tiyatro. Ermeni tiyatrosunun bugünkü durumunu Rukiye Özdemir sormuş. Bunları cevapladıktan sonra son soruyla devam edelim. Onu da ilettiğim o biraz ayrı bir kapsamı var. Tamam. Siyasi amaçla yıkılmış olan ilk tiyatro olup olmadığına emin değilim ama herhalde ilk tiyatrodur. Ama ne yazık ki son tiyatro olmadı. Ondan sonra da devam etti bu alışkanlık bir şekilde. İnşallah bir gün son bulur diye düşünüyorum. İkinci sorunun cevabına gelince, Ermeni tiyatrosunun bugünkü durumu mu? Durumunu sormuştum. Evet, maalesef zaten Cumhuriyet'ten sonra, daha doğrusu 1915'ten sonra diyelim, bu bambaşka bir konuşma konusu çünkü. Darülbedai'nin kuruluşuyla Ermeni oyuncular tamamen artık işsiz kalmaya başlıyorlar ve Anadolu'ya dağılıyorlar. Bunların içinde İstanbul'da kalanlar, Cumhuriyet'e kadar, 1923'e kadar orada burada oyunlarda isim değiştirerek şu bu şekilde sahneye çıkıyorlar ama 1923'ten sonra tamamen kayboluyor. Çünkü artık Ermeniler İstanbul'da yaşam koşulları oldukça sınırlı hale geldiği için çoğu yurt dışına gidiyor veya Anadolu'nun çeşitli yerlerine dağılıyorlar ve İstanbul'daki tiyatrocular okul mezunları derneklerinin salonlarına hapsolmaya
yarı amatör şekilde oyunlar oynamaya başlıyorlar ki bunların içinde işte Torkom Sırabyan, Kevork Kabaracan, Arşavir Alyanak gibi onlarca isim sayabiliriz. Ama bunlar yarı amatör bir şekilde özellikle Ermeni okullarının yapısı, Ermeni okulu, kilisesi ve dernek binası belli bir üçgenin içindedir, belli bir alanın içindedir. Her Ermeni okulunun muhakkak bir sahneli salonu vardır ve bu oyunlar genelde bu oyuncular tarafından, mesela Hagop Ayvaz bunların içinde en önemlisi. Hagop Ayvaz bildiğiniz gibi, yani şu anda da çok güncel bir konu bu, Esayan Derneği'nde Poker Taderahump, yani minik tiyatro topluluğu diye, minik kumpanya halinde tercüme edebileceğimiz bir ekibi kurmuş ve dernek lokallerinde oyunlar oynanmaya başlanmış. Ama yine zaman içinde günümüze kadar getirecek olursak, bu dernek lokalleri de hep yıkılmış, rant kaygısıyla yıkılmış, gelir elde etmek için yıkılmış, gökdelenler yapılmış. Bizim mesela 20-25 yıla gibi Şişli'de Karagözyan okulunda okulu vardı. Hala var okul gerçi. O okulun bir derneği vardı. Bu Şişli Camii'nin hemen arkasında bir derneği vardı. Berberyan Kumpanyası olarak biz 20 senemizi geçirdik orada. Ama ondan sonra o dernek binası ve yanında da bir pazar vaardı. O pazar da vakfa aitti. Yıkıldı ve yerine oradaki Marriott, o Key Plaza gökdeleni yapıldı. Yani Pangaltı Derneği'nin bir salonu vardı. 1946'daki birçok şeye ilk adımın, birçok tiyatrocu ilk adımını orada atmıştır. Mesela Genco Erkal, Mehmet Akan, Ani Pekkaya, Sait Köknar gibi insanlar, Ergun Köknar gibi insanların oluşturduğu genç oyuncular ilk provalarını Mahitayan Derneği'nde yapmışlardır. Orayı da yıktılar, onun yerine de bir gökdelen koydular. Sonuç olarak bizim şu anda pek öyle fazla oyun oynayacak salonumuz yok. Olan salonlarda da maalesef, gerçi şu anda tabii yapılmıyor ama bulvar komedileri, vodviller, Fars oyunlar falan sahneleniyor. Çünkü insanların o kadar mazeretleri de şu, seyirciler o kadar geçim sıkıntısı içindeler ki bir de gelip kafa patlatmak istemiyorlar, eğlenip çıkmak istiyorlar. Onun için bu tür oyunlar oynanıyor. Ermenice oyun, bir kişi var bunu yapan ama pandemi nedeniyle artık yapmıyor, o da Saro Siraganyan diye bir arkadaşımız. O da izliyorsa selam olsun. O da babasının izinden gidiyor. Babası Arpi kurmuştu. Ermenice oyunlar yapıyorlardı 1940'ların başında. O da babasının izinden gidiyor. Ermeni 2-3 oyun yaptı. Klasik sahnelemelerle. Ama o da artık yapıyor. Çünkü insanlar, İstanbul Ermenileri artık Ermenice konuşamıyorlar. Ermenicileri azaldı. Çünkü devamlı Türkçe kullanılıyor. Dolayısıyla Ermenice oyun izlemek istemiyorlar. Budur. Teşekkür ederiz. Diğer soru neydi? Son sorumuzu alalım. Bunu birleştirebiliriz aslında. Afra Örs sormuş. Gülü Akap'ın saraya alınmadan önce neden tutuklandığını anlamadım. Orayı tekrar anlatabilir misiniz diye. Bu Nami Kemal'le Vatan yahut Silistre oyununun belki o siyasi atmosferi de biraz değinerek o dönemde anlatabiliriz. Bir de bu imtiyaz verilirken Gülü Agop'a 4 Türkçe 4 Ermenice oyun şartının sebebini sormuş Murat Ulu da. Belki onu da bu konuşmanın içerisinde cevaplayıp kapatırız. Tamam. Senin de belirttiğin gibi Ece, yani 1873'teki bu özgürlük merakıyla bu ayaklanmalar ve de bütün bu genç Osmanlılar, yani padişah sürekli jurnalcilerinden haber alıyordu ki işte kendi aleyhine bir takım insanlar bir şeyler yapıyor ve bu insanların da toplanma merkezi Güllü Agop'un tiyatrosu. Burada toplanıyor bu adamlar ve sarayın aleyhine entrikalar çevriliyor diye sürekli jurnaller gidiyordu. Hatta bu işte Vatan yahut Silistre oyunundan sonra da seyircinin İbret gazetesinin de özgürlük özgürlük diye bağırarak gitmesi ve
Ahmet Mithat'ın, Namık Kemal'in bir şekilde anlasa Mithat'ı sürgüne gönderdiler, Suriye'ye gönderdiler. O da hatta öldürülecekti yani, o amaçla gönderildi. Bütün bu insanların bir takım komplolar kurduğu varsayılarak onlar bir takım yerlere gönderildi. Ama Güllü Agop'u birkaç gün tutukladılar. Herhalde saraya olan yakınlığından veya her neyse bir sebepten dolayı tutuklu kaldı ama ondan sonra onu serbest bıraktılar. Saraya alınmadan önce, 7-8 sene önce olan bir olay bu. Bu nedenle. 4 Ermenice, 4 Türkçe olmasının sebebi de bu bir ay içinde yeni sahnelenecek olan. Yani bir ay içinde 8 oyun birden oynanacak. Bu oyunların içinden 4 Ermenice, 4 Türkçe. Yani bir eşitlik sağlamak amacıyla 4 Ermenice, 4 Türkçe denmiş. 5 Ermenice, 5 Türkçe de olabilirdi ama yani sahnelemesi zor. Bir de şöyle bir şey var. Bununla ilişkili olarak onu da söyleyeyim. Bu oyun sahneleme şimdiki bizim anladığımız şekilde değil. Oyunun tümünü sahnelemiyorlar icabında. Bazı oyunlar var öyle. Ne bileyim, L'Adamo Camellia baştan başlıyor, sonuna kadar gidiyor. Ama bazı oyunlardan da bir perde, başka bir oyundan bir perde daha sahneleyip öyle bir program oluşturuyorlar. Arada da bir iki şarkılar, türküler de oluyor. Yani 4-4 olmasının sebebi bir eşitlik sağlamak. Emin değilim 4 tane Ermenice şartını Hagop Vartovyan mı koymuştur? Çok emin değilim öyle bir şeye. Ama hani bir eşitlik sağlanmıştır bu şekilde. Bu her ay 4 tane yeni Ermenice oyun, 4 tane yeni Türkçe oyun. Ve de karşı yakada da, yani Üsküdar tarafında da, Fatih tarafında da yeni tiyatro binaları açılmasına dair rakamlarla belirtilen ve bu imtiyazın içinde olan o Eurofermanı incelerlerse tam rakamları da görürler arkadaşlar. Hepsi tek tek yazıyor. Evet. Sanırım bu kadar. Dinleyenlere de çok teşekkür ederiz. Boğuz Bey, sizin de ağzınıza sağlık. Sağ olun. Yorduk sizi epeyce. Yok canım. Ben daha konuşurum. İyi akşamlar diliyoruz herkese. Bu konuşmanın kaydını da yakında Türkiye Tiyatro Vakfı YouTube hesabından dinleyebilirsiniz. Çok teşekkürler tekrar katıldığınız için. Görüşmek üzere.